Başı aşağıda. Bu tarafa geçiyor. Sayın hocamızın muhteremleri, sevgili Sayın Büyükelçi, Sayın Dekan, Rektör Bey, Rektör Yardımcılar, Üniversitemizin Sağlık Çevresi Yardım Mensupları ve sevgili öğrenciler, konuklarımız. Bugün milletimiz, devletimiz, Türk kültürü ve sanatı üniversitemiz için büyük bir kayıp vesilesiyle burada bir arada bulunmaktayız. Kıymetli dekanımız, hocamız Sayın Profesör Doktor Mehmet Başbuğ'un buradan ümmeti istirahatgâhına yolcu edeceğiz. Ama bazı ayrıntılar var. Her canlı bir gün muhakkak ölüm tadacaktır. Biz Müslümanlar için ölüm aslında fani ve geçici hayattan ayrılıp rahmet-i rahmana kavuşmak ne bir gün ulaya vasıl olmaktır. Ölüm Müslümanlar için bir usta, bir şey bir arzudur. Biz buna inanıyoruz. Sayın hocamız Profesör Doktor Mehmet Başbuğ hocamızın kısa özgeçmişini arz ediyorum. Bir noktada süresi ürünün sesini tamamladı. Ardından sosyal medya süresi ona böyle 100 dakika emanet olsun. Şimdi Bangalore Üniversitesi'nde görevimiz devam eden hocamız, Bangalore resimleri ve kültür ve turizm bakanlığında sanatlarından aynı zamanda Halka Sanatlar Akademisi üyesi de seçilmiştir. Arz ederim. Hürmetli aday turnuvaları, bugün Türk Üniversitesi, Türk Manas Üniversitesi, Abdan Çom, Cumhurbaşkanı Hüseyin Atavuz, aralıktan Ümitlik Dişmer, biz için tat bilgen, bizden sevgili dekanımız, Mehmet Ağayız, aralıktan gidiyorlar. Mehmet Ağayız'ın ben bilgilerim için 5 yıldan beri Cüneyt Köylü gözün adam gerçekliği kulu oğlu da küçük bir kişi demiş ne bana öyle sat öte küçük bir evin adamı ne olamaz hayret olurdu kutusuzlerden bir kutusuzun içinde şimdi biz benim başta şüphe etti Mehmet Ağayt'ın şu buruk duvarlarına duvarlarına çalp geçip bu gösterdiğin cemaatine Dileyen kaybolmanın için kömüle tatlıyım. Mehmet Ağaç'ın çatmacıları cahil olsun. Toprağı da toplu olsun. Kolay alatken, kolay veretken, kolay alatken şükretin Mehmet Ağaç'ın ve içten olursun, olurum aslında. Çok teşekkür ederim. Mehmet Ağaç'ın daima biz nesini saftalar. Kalgan emniyetleri, işteki işleri daim bizden besizde olur. Ben daha önce olarak şu direkt kaybolmanın grup tuğalarına, balabak arasına gömül edeceğim. Çoğun. Sayın Büyükelçi, sevgili kardeşim Mehmet Başbuğ, onun çok muhterem hanımefendi eşi, çok kıymetli evladı, Fatih evladımız. Burada bulunan Mehmet Başbuğ hocamızın dostları, sevenleri ve Manas Üniversitemiz, Manas Üniversitemizin çok kıymetli mensupları. 2017 yılımızın en acı olaylarını, olaylarından belki de en birincisini son 4 gün içerisinde yaşadık. Dün de Emri Hak vakir oldu. Vakir oldu. Vadeli oldu. Çok kıymetli kardeşimiz Hakk'a yürüdü.
rahmet eylesin. Başta Sayın Hanımefendi'ye Allah sabır ve peygamber yüklesin. Sevgili evladı burada. Allah sizleri korusun. Ömrünüzü bereketli kılsın. Değerli kardeşim, sen hizmet ettin. Bizim için çok aç olduk. 7,5 senedir buradayım ben. Bu ikinci cenazeye kaldırışım oldu. Yine 61 yaşında. İki kıymetli kardeşim. Kader arkadaşım. Gönül taşımdı. Ömrünün en kıymetli zamanlarını çocuklarla, eşiyle değil, inandığı davaya adamıştı. Onun için buradaydı. Dünyaya ait hiçbir kaygısı yoktu. Ama inandığı bir dava vardı. Onun için ata topraklarına gelmişti. Burada, ruhunu burada teslim etmek nasip oldu. Demek ki davasının eriymiş. Davasının sahibiymiş. Biz kendisinden razıyız. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Mevla ahirette Peygamber Efendimiz'in rivayı ham sancağının altında yeniden buluşmayı hepimize nasip etsin. Alnı açık, yüzü ak, şerefiyle hizmet edip ailesine, evlatlarına en güzel şekilde bir baba olmanın mirasını bıraktı. Çok kıymetli kardeşim, Hayrun Hanım. Siz elbette ki şimdi ailenin büyüğüsünüz. Yüreğiniz yanacak. İnşallah Allah Teala sizi eşinizle ebedi hayatta buluştursun. Ailenize sahip çıkacaksınız. Dik tutacaksınız. Dik duracaksınız. İmanlı bir anne olmanın en güzel örneğini vereceksiniz. Ben inanıyorum ki bugüne kadar göstermiş olduğunuz fedakarlığı bundan sonra da yine sevgili kardeşimizin aziz hatırasında ve ondan alacağınız güçle yine yerine getireceksiniz. Çok sevgili evladım Fatih. Bundan sonra ailenin babası sizsiniz. Babanız şerefli bir insandı. Biz Mehmet hocamız için şu cümleyi gönülden söylüyoruz. İyi insandı. İyiliğini gördük. Allah ondan razı olsun. Siz böyle bir babanın evladısınız. Babanız bu dünyadan göçtü. Ahirete sefer eyledi. Ama arkada kapanmayan amel defteri bıraktı. O sıradan bir insan değildi. Peygamber Efendimiz üç şeyi yapanların amel defteri kapanmaz diye buyuruyor. Birincisi ilimle iştigal edip ilim tedris edenler. Babanız ilimle iştigal etti bütün hayatını. Layıkıyla bir ilim adamı olmak için geçirdi. Gittiği her yerde bunun en güzel örneklerinde eser olarak bıraktı.
en güzel eserler yetiştirdiği çocuklarıydı, öğrencileriydi. Şu gördüğünüz mekanda bile, nereye baksanız Mehmet Başbuğ, bu mekanlar var olduğu müddetçe hatırlayacağız. İşte arkadaki onun idealinin tablosu. Orada duruyor. Mehmet Başbuğ neye inanmıştı? O tabloya bakınca görebiliriz. Ve bu üniversite var olduğu müddetçe o tabloyu da Mehmet Başbuğ bize her zaman anlatacak. İkincisi, hayırlı evlat bırakmaktı. Gördüm ki sizler gibi hayırlı evlatlar bırakmış. Sizin hayır hasenatınız ve sizin hizmetleriniz babanızın da hayır defterine kıyamete kadar yazılacaktır. Üçüncüsü, hayır işlemekti. Mehmet Başbuğ ne elinde ne dilinde kimseye zarar olmayan bir insandı. Gerekmeyen hiçbir sözü söylemeyen bir insandı. Kimse için kötülük düşünen bile bir insan değildi. Ve Allah nasip etti, birlikte emek verip Orta Asya'nın kalbine bir mühür gibi koyduğumuz Abdülkerim Satuk Korahan Camii'ne emek verdi. Ve bugün bu camiden cenazesi ilk kalkan kişi de o oldu. Talihli bir arkadaşımızmış. Davasının eri olduğunu Yüce Allah bir kere daha herkese gösterdi. O kıymetli kardeşlerim, ölüm haktır, dünya faalidir. Bize düşen acımızı olgunluk içinde yaşayıp hayatımızı Allah rızası için tüketebilmektir. Mehmet Bey bize böyle güzel bir miras ve böyle güzel bir intiba bıraktı. Aras Üniversitesi'nin büyük ailesi. Bu acıyı birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Ama birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bu yolda canını vermekten geri durmayan bu değerli hocalarımızın hatırasını her zaman daha da yükselteceğiz ve yücelteceğiz. Davalarına çok daha fazla hizmet edeceğiz. Allah bu kardeşimiz gibi yüzü ak, alnı açık, başı dik olarak hizmet etmiş ve dünyadan hesabını verecek şekilde ayrılabilmiş olmayı hepimize nasip etsin. Allah hepinize razı olsun. Mantu Tuğan'dan bugün Uşulcer'de her bir bu dünyada yaşanan insanın turmuşu sonuna gelgende tüvelip yolga çıkıp atkandığı en turmuşun sonunda cesaret olan işten birin cesaret olması. Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nin muallimi, bilim adamı kanday boluş gerek, kanday sapatlarga iyi boluş gerek diye soru koyulganda şu baldozda turgan Profesör Mehmet Başbuğ'du biz körsete alabız. Şu kişinin okutucu katarı, insan katarı, bir ülkenin atası katarı, örnek olucusu ne uçul yaşayan, biz bile bir yaşayan turmuşundan görsettim. Bu turmuş, Kutay bizde uçul dünya ve yaratkan, bu turmuşlardan tatal bir cağına, bir cağına abdan cengil de düşüngün, cana köp sınaklardı öte turgan turmuş. Bu kişiye ömür boyu yaşlarda bilim verip, çağırmaçılık işlerdi yasap, oşunday bir Kuday tarafından bir şunda yaşo buyurgan edin. Yaşosunun en son yılların, buna Türk tuğanlar aytat, ata toprağı istep, uşul cerge gelip, kızmat kılıp, eşine terin tögüp, anan uşul cerden sögün, kayra, özünün tuğulan yerine alıp gede durgan şunday yaşı buyruğu nasip etken.
Yani bu yaxşı kişiler yönünde köp söylür. Benimce Aramez sebebi sözlüğün orduna anın yasağın emgeli kişilerimle olan mamilesi cana kalp artına kaldırılatkan burası bir bülösü var. Yok bizden parz istep koyur. Yaxşı söz aytır. Toprağa bererden aslında bulkanday kişiyle deyende yaxşı kişi de koyur. Bu bizden Müslümanlık parzımız. Bu kişiye biz yaxşı insan oldu, yaxşı yaşadı, örnek insan oldu de Kuday'dan aldığında çin dilimizle aytılamız. Keçe bizden kamporçuklar kengeşinin üçelerinden de kömür aytu sözleri bizge aytıldı telefondan. Alardın içinde bizden kamporçuklar kengeşinin üçesi, bizden mamlekettin bilim cana ilim ministri Kudayberdi İvan'ın yübülösünü bizden cemaatka kömür aytu usul oldu. Hayrat cana sabır diledi. Yeni bu üniversitede bu ağaydın atı tölükte olan bir gana bunu çağırmaçılık çağında emez. Bizden kesipteşlerinin cana oğlundan çağırgan yaş dardın cürövünde kalır. Hoş olur destekende Kur'an'dan bir hayat okur. Kuşul ağayla bağışlar koysa ondan ötür soğukçuluk yok. Çok canarı kitabı daha öyle açık de gene kuşul manide. Biz daima estep çürüyoruz. Biz Kırgızlar bizge yakşılık kılgan bir tuğandarımızdı. Hiç kaçan unutmayız. Bu tüvelik öcaşayt. Cana ben çakırıp getirdim. Bundan arada şunday birbirimizge yakındıktı, bir tuğandıktı söz menemez. Bir gana söz menemez. Günümdük tırmışı ustalığı, yaşı olduğu körsötüşürüz gerek. Sebebi insanlar birbirine yakın bolu menen yakşı olur. Her bir insan özünçö yakşı olalı mı? Bardığımız birbirimizden yakın bolu. En yok degende salam verip, yakşı söz süylüp, alınganday, cagdayınganday, uyburanganday degen sorular men günde görüşsek, navuşul, yakşılık degen, insanlık degen, cana musulmanlığa tuğra gelgen iş. Yeni ağayga ne deyiz? 61 yaş altan yaş. Yok insanın turmuşu bir gana yaş menen esepterbi. Yasagan işleri menen esepter. Bu kişininki 100 yıldan aşıp turmuşka tete gelgen işleri var. Bulay hoş onu ahiretinde esepke alsın. Yakında evi özünün yerine gelip kindi kanı tökülgün toprağına verilip, yatkan yeri caylı olsun, karanlı görü carık olsun. Ahirette Kuday bunu bütün özünün ümmetlerine, Muhammed Peygamber Arası'nın ümmetlerine söz vergen yaşlılıklarına yığılsın. Kıymetli büyükelçimiz, çok değerli rektörümüz, babamızın mesai arkadaşları, çok fazla söyleyecek ben bir şey açıkçası bulamıyorum hocam. Çok güzel ifade etti. Bizim gönlümüzden geçenleri söyledi. Bir şey sadece söylemek istiyorum. Uzun yıllardır burada, burayı çok seviyordu. Bu toprakları çok seviyordu gerçekten. İdealleri vardı. Hakkınızı helal edin. O da eminim ki etmiştir. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Değerli dostlarım, biz Türk dünyasının büyük bir ressamını, bir öğretim üyemizi, hocamızı, dostumuzu, çalışma arkadaşımızı kaybettik. Ailesi bunun ötesinde kocalarını, babalarını kaybettiler. Onların acısı daha büyük. Allah onlara sabır versin. Ben Mehmet hocamızı burada tanıdım. Buraya büyükelçi olarak atandığımda Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı orada dedi, değerli bir abimiz var.
Türk dünyasını seven, Türk dünyasına hizmet eden değerli bir hocamız var. Türk dünyasının büyük bir ressamı var. Siz de dostluğundan büyük zevk alacaksınız, gurur duyacaksınız. Onunla tanışın dedi, selamınızı götürün dedi. Ben buraya geldiğimde bir ara üniversiteye uğradığımda sormuştum, Mehmet Başkuğ Hoca nerede diye. Onlar dediler ki burada, şurada, şurada, bu gördüğünüz resimlerin hepsinde dediler. Sonra kendisiyle tanıştım. Ben sizler sürekli onunla birlikte çalıştığınız için belki biliyorsunuz uzaktan sert bir yüz ifadesine sahip ama kalbi sımsıcak gülümsemesiyle hemen yüzünde çiçekler açan çok değerli bir insan. Türk dünyasına hizmet ediyordu. Bir misyonu vardı. O misyon için buralardaydı. Sevdiği işi yapıyordu. Gurur duyduğu işi yapıyordu. Ve bıraktıklarının da, yani bir gün hak vaki olduğunda bırakacaklarının da ne kadar değerli olduğunu biliyordu. Ben kendisini Turan Şehit olarak niteliyorum. Çünkü inandığı ülkü dava uğruna görev yaparken vefat etti. Tanrı Dağları'nın gölgesinde vefat etti. O çizmeyi çok sevdiği atların serbestçe dolaştığı ülkede vefat etti. Ben ister kalemiyle, ister sesiyle, ister fırçasıyla inandığı davalar ve ülkeler uğruna eser bırakan insanları her zaman şanslı addetmişimdir. Birçoğumuz işimiz, yaptığımız meslek gereği davalarımıza, ülkelerimize, amaçlarımıza hizmet etsek de geride somut çok az şey bırakabiliriz. Sayın Rektörümüzün dediği gibi bu Türk dünyasının, bu ortak üniversitesinin neresine giderseniz gidin, yüzyıllar geçse Mehmet Başkuğ Hoca her yerde var olacak, varlığını gösterecek. Bu da onun için büyük bir gurur kaynağıdır diye düşünüyorum. Hocamızın mekanı cennet olsun. Hastalandırın ailesine sabır versiniz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, bu kainatı yoktan var edin, var ettin. Halik-i mutlaksın, hakim-i mutlaksın. Bu kainat içerisinde en değerli varlık olarak insanları halk ettin, ilahi emirlerine muhatap kıldın. Diledin ki bu dünya hayatımızda senin rızana uygun bir hayat sürdürelim. Ya Rabbi, yaşamış olduğumuz bu dünya hayatımızda cümlemizi kendine gerçek manada bir kul, Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme makbul ümmet eyle. Ya Rabbel Alemin, biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bu dünya hayatının bir başlangıcı ve bir de sonu vardır. Bu dünya hayatımız müddetince sana olan kulluğumuzla bizleri daim eyle. Emri vak haki olduğunda bu dünyadan ayrılacağımız sırada kamil bir imanla ahiret hayatına yönelmek, senin huzuruna çıkmak cümlemize nasip eyle. Özellikle bugün senin huzuruna yolcu edeceğimiz Mehmet Başbuğ hocamızın da cennetle şeref kıl, mekanını cennet eyle. Ya Rabbel Alemin, hasbel beşer işlemiş olduğu günahları olabildiyse
affu mağfiret eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Ya Rabbel Alemin, geride kalan ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyle. Yapmış olduğumuz dualarımızı da dergahında kabul eyle. Lillahil Fatiha. Tekbirden sonra Sübhaneke okuyacağız. İkinci tekbirden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerif okuyacağız. Üçüncü tekbirden sonra cenaze duasını bilenler cenaze duasını okuyacak. Bilmeyenler Rabbena duasını okumakla yetinirler. Dördüncü tekbirden sonra da selam vereceğiz. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رضاء لله تعالى الفاتحة Kardeşimizle hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Aynı yere. Şimdi var mı? Ön tarafı biraz yükseldi.